dönem rol aldığı Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın adı Sarallar Çetesi'ne yapılan operasyonda geçmişti. Eski eşiyle nafaka ve velayet konusunda karşı karşıya gelmişti Şaşmaz ve kayınpederi Ahmet Kaşıkçı'nın yaşanan gerilimi suç örgütü lideri Alaaddin Saral'a anlattı ve Erdal Acar'dan yardım istediği ortaya çıktı. Telefon kayıtlarının ortaya çıkmasıyla İstanbul Emniyeti harekete geçti ve Necati Şaşmaz'ı Sarallar Çetesi'nin elinden polis kurtardı. Burada tam herhangi bir menfi, herhangi bir çıkar yoktu. Hiçbir şey olmamış gibi teslim olacaksın. Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin namı diğer Polat Alemdar'ı. Adı Türkiye'nin en tehlikeli suç örgütü Sarallar Çetesi'ne yapılan operasyonda geçmişti. Konu eski eşiyle yaşadığı nafaka ve velayetle ilgili bir sorundu. Çetenin eline düşmeden telefon kayıtlarına takılan bir konuşma Necati Şaşmaz'ı o çetenin elinden kurtardı. Ben bugüne kadar hiçbir sevdiğimin intikamını almamazlık etmedim. Oyuncu Necati Şaşmaz'ı kurtaran, dinlemeye takılan bir telefon konuşması oldu. Öyle ki o konuşma çete lideri Alaaddin Saral'ın adamları arasında geçiyordu. Necati Şaşmaz'ın kayınpederi arayıp çeteden yardım isteyince işte bu konuşmada Necati Şaşmaz'ın kurtuluş reçetesi oldu. Erdal Acar onun kafasını kırar ya. Erdal bizimdir. Kafasını gözünü kırdırır onun. Tabii tabii, yetki var onda ya. Necati Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu eşine iddiaya göre tehdit edildi. Kayınpederi Ahmet Kaşıkçı, hemşerisi, yakın dostu, Sarallar Çete Örgütü lideri Alaaddin Saral'a ulaşıp yardım istedi. Saral da onu çetenin yöneticilerinden Erdal Acar'a yönlendirdi. Savcılık iddianamesine göre iş adamı Erdal Acar, Sarallar Çete Örgütü'nün yöneticilerinden biriydi ve örgütün yumuşak yüzüydü. Burada tam herhangi bir menfi, herhangi bir çıkar yok. Burada bir iş bilen gibi hiçbir şey yoktu. Öyle ki magazin ve eğlence dünyası Erdal Acar'dan sorumluydu. Erdal Acar magazin ve eğlence dünyasındaki çatışmazlıklarda araya girip arabulucu oluyordu. Ardından da işler çözüldükten sonra ya para alıyordu ya da bir gayrimenkule iddiaya göre ortak oluyordu. Niye Erdal Acar'ı yönlendiriyor? Erdal Acar sosyete camiasına bakar. Ha, anladım. Erdal Acar onun kafasını kırar ya. Erdal bizimdir. Kafasını gözünü kırdırır onun. Tabii tabii, yetki var onda ya. Şu an deşifre olmaman her zamankinden daha önemli. İşte dinlemeye takılan bu telefon konuşması Necati Şaşmaz'ın tehlikeli suç örgütünden kurtuluşu oldu. Sarallar harekete geçmeden polis o büyük operasyon için düğmeye bastı. Sarallar suç örgütüne yapılan o büyük operasyonun ardından savcılık iddianamesini tamamladı. İş adamı Erdal Acar'ın örgüt yöneticisi olarak adının geçtiği bu iddianamede 80 yıla kadar hapis isteniyor. Necati Şaşmaz ise mağdur konumunda. Kayınpederine gelince yine örgüte yardım suçundan 4 yıl hapis isteniyor.